Selam, nasılsınız? Ben gayet iyiyim, her şey çok yolunda. Hollanda'da toplamda geçirdiğim zaman 6 ayın üzerine çıktı. Ve bu 6 ayda gözüme takılan, anlam veremediğim, bu neden böyle yapılıyor dediğim, Hollandalıların da cevabını bilmediği bazı şeyler oldu. Ve bunlar bizim kültürümüze göre bence çok garip. Bugünkü videoda sizinle biraz bu gariplikleri konuşmak ve Hollanda'yı çekiştirmek istedim. Sizin için 13 tane madde toparladım. Ben daha önce Hollanda'da yaşamadan önce ne bir blogda ne bir YouTube içeriğinde bunların hiçbirine denk gelmemiştim. Şimdi sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Hollanda'nın birinci garipliği. Her şey çok yüksekte. Her şey derken neyden bahsediyorum? Duvardaki saatlerden, tablolardan, kapıdaki göz deliğinden, asılı takılı olan her şey çok yüksekti arkadaşlar. Ben öyle minyon bir insan değilim, 1.66'yım. Ama bana bile bazı şeyler çok yüksekte geliyor. Mesela saati duvarın o kadar tavana yakın kısmına asıyorlar ki yürürken göz hizasında değil yani. Hani şöyle bakamıyorsunuz, böyle kafanızı kaldırıp tavana bakmak gerekiyor, saate bakmak için. Kapıdaki göz deliği yine o kadar yüksekte ki ben böyle parmak uçlarımda yetişebiliyorum ve parmak ucunda baktığım için de hani açılı görüyorum yani yukarı doğru. Kapıdaki insanın sadece saçını görebiliyorum. O da birazcık erkek mi kadın mı diye anlamamda ipucu veriyor o kadar. Bunun dışında kapıda kimin olduğundan asla haberim olmadan açıyorum kapıyı. Kapı deliğini o kadar yükseğe koymazsın. Herkes 1.75 olmak zorunda mı? Aynalar. Aynalar da çok yüksek. Bizim kapımızın hemen girişinde bir ayna var. Böyle küçük anahtarlıkla birlikte birleşik aynalar asılır ya. Ben aynada sadece kaşımı görebiliyorum. Hani böyle kaşlarım çıkmış mı falan. O amaçla bakabiliyorum sadece. Böyle parmak ucunda yükselirsem gözlerimi görebiliyorum. Sürekli parmak ucunda yaşadığım bir ülkedir burası. Öyle söyleyebilirim size. Tuvalet kağıdı son örneğim. Tuvalet kağıdı bizde nasıldır mesela? El hizasında veya aşağı tarafta şöyle uzanıp çektiğimiz bir şeydir. Burada benim şuramda duruyor. Abartmıyorum. Yani bir 4 santim daha yukarıda olsa kalkıp almak zorunda kalkacağım. Şöyle bilerek biraz aşağıda bırakıyorum ki uzanması zor olmasın. Yani tekrar tutunabileyim hani. Her şey çok yüksekte ülkede genel olarak. Dolayısıyla uzun boylu değilseniz bu size biraz dert yaratabilir açıkçası. Bana yaratıyor. İkinci gariplik. Ülkede sürekli ekmek yeniyor arkadaşlar. Ekmek ana besin gibi bir şey diyebiliriz. Yani mesela nasıl uzak doğuda pirinçtir. Pirinç ve bir şey yersin. Burada da ekmek ve bir şeyden oluşuyor yemekler. Kahvaltı zaten ya işte ekmek peynir kahve ya ekmek reçel kahve gibi ekmeğin kombinasyonları kahvaltı. Öğle yemeğinde ise ekmek ve soslar ya da ekmek ve salata gibi şeyler oluyor. Sadece akşam yemeğinde ekmek o kadar ana besin maddesi değil. Onun da yerini patates dolduruyor. Haşlanmış patates, patates kızartması, patates püresi, patatesin türevleri. Hayatımda bu kadar ekmek yiyen bir ülke görmedim. Ama garip olan bu kadar ekmek yemeleri değil, bu kadar ekmek yiyip zayıf kalmaları. Canımı çok sıkan bir konu bu benim. Ben buraya geldiğimde çünkü bir süre sonra böyle yüzüm şişmeye başlıyor. Hollandalı olanlar o kadar ekmek yemelerine rağmen kilo almıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Hep aynı bedende devam ediyorlar. Ne kadar ekmek yerlerse yesinler. Bu çok enteresan. Sürekli ekmek yeniyor ve kilo alınmıyor. Nasıl yaptıkları konusunda bir fikrim yok. Sadece şunu düşünüyorum gerekçe olarak. Çok bisiklete bindikleri için günde bir saat bisiklete binseler yedikleri ekmekleri yakarlar herhalde. İkinci sebebinde belki şu olabileceğini düşünüyorum. Çok yağsız bir mutfakları var. Hani bizim gibi tereyağlar, sıvı yağlar, böyle sürekli yağlı yemekler, kızartmalar falan gibi bir mutfakları yok. Neredeyse hiç yağ tüketmiyorlar. Bunun da bu kadar ekmek tüketmelerine rağmen kilo almamalarında önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Üçüncü gariplik, biraz ekmek maddesiyle de bağlantılı bu. Burası bir sos ülkesidir arkadaşlar. Hollanda bir sos ülkesidir. Ben bunu anladım. Sos deyince neyi kastediyorum? Bir, şu şeyleri düşünebilirsiniz. Hani klasik ketçap, mayonez, ballı hardal, ranch falan gibi yemeklerin yanında patatesinizi bandığınız sosları düşünebilirsiniz. İkincisi dressing dediğimiz hani bu salatalar için hazır soslar. İşte hardallı, fesleğenli, çeşit çeşit salata sosları yine çok yaygın. Üçüncüsü ve payının aralarında en yüksek olduğu hani bu spread denilen İngilizce'de ekmeğin üstüne sürülen soslar.
Ay çeşit çeşit. Size anlatamam. Çok lezzetli, çok ucuz. Humusun bile 5 türü var. Bal kabaklı humus, sarımsaklı humus, körili humus, X humus, Y humus. Yani her süpermarkette bir sos reyonu var. Hani bu spreadlerin olduğu. Ve hiç bu kadar bol olan bir reyon daha görmedim Hollanda'da. Yani o kadar çeşit var ki. 3 tanesi 5 euro genelde. Fiyatı da uygun ve aslında hani o sosları ekmeğin üstüne sürerek ya da krekerlerin üstüne sürerek tüketiyorlar. Hem kendileri öğle yemekleri için hem de gelen misafirleri hani ortaya koyup ikram amaçlı çok fazla sos tüketildiğini söyleyebilirim. Bu ekmek ve sos ikilisi bir araya geldiği zaman bende bayağı büyük kilolara sebep oluyor. Bakalım daha yeni geldim bu gelişimde. Eğer gittikçe yüzüm şişerse videolarda yorumlara yazıp bade kendine gel deyin lütfen. Çünkü ya bu kadar lezzetli sos olmaz. Yani ben mesela Türkiye'de hiç mayonezi ağzına koyan biri değilim. Burada yediğim trüflü mayonezin haddi hesabı yok. Yani sürekli mayonez tüketiyorum. Sürekli işte humus tüketiyorum. Sürekli avokadolu soslar, pestolar havalarda uçuşuyor evde. Onu da tabii ki tek başına yemiyorsun sosu. Bir şeyin üstüne sürüyorsun. Dolayısıyla bu beslenme türü çok kilo aldıran bir tür. Ama dediğim gibi onları değil, sadece bizi aldırıyor. Gelelim dördüncü maddemize. Bilirsiniz Türkiye'de köpeklerimiz vardır. Hem sokak köpekleri hem evlerimizde beslediğimiz evcil hayvanlarımız. Ve bu köpekleri yürüyüşe çıkardığımızda ya da dışarıda hani sokak köpeğine denk geldiğimizde hemen severiz değil mi? Başını okşarız. Topu varsa topunu atarız. Restoranda yan masada oturan bireyin köpeği varsa hemen onu böyle bıdı bıdı severiz falan. Hani köpek sevilir yani. Hatta sahibi de genellikle benim gözlemlediğim kadarıyla bundan mutluluk duyar. Çünkü köpek de sevilmekten mutluluk duyar. Yani pozitif enerji. Çocukları da genelde severiz hatta. Çocuk konusundaki bilinç biraz değişiyor. Hani ellerimiz pisken artık başkasına böyle şey yapmıyoruz. Eski günlerdeki gibi başkasının çocuğunu böyle mıncıklamıyoruz. O yüzden hani çocuğu hadi dışarıda bırakayım ama köpekleri net severiz bence. Burada başkasının köpeğine ve çocuğuna dokunamazsınız. Bu bayağı büyük bir konu ve benim gerçekten şoka girdiğim bir konu ilk günlerde. Çünkü bizim apartmanda bir tane kaniş var ve hep böyle rastlaşıyoruz kendisiyle ve sahibiyle asansörde falan. İlk geldiğimde böyle ilk daha bir hafta olmuş kendisini gördüm. Şöyle bir eğildim. Ay vıdı vıdı bir şeyler. Klasik bildiğiniz köpek sevme. Hor 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 diye köpek üstüme bir atladı. Anında kurda dönüştü o kaniş. Çünkü burada sokak köpeği zaten yok ama evcil hayvanlara bile başkasının evcil hayvanına öyle gidip durduk yere dokunamıyorsunuz. Onları sevemiyorsunuz. O yüzden de köpekler çok yabaniler. Çünkü dışarıdan gelen dokunuşu, eğilmeyi, onlara olan ilgiyi tehdit gibi algılıyorlar ve direkt saldırıya geçiyorlar size. Sahipleri de hiç memnun kalmıyor. Hani aa köpeğimi seviyorlar ne tatlı falan gibi bir durum asla yok yani. Hani böyle yapıp geçiyorlar. Aklınızda bulunsun. Eğer Hollanda'ya gelirseniz başkasının köpeğini ya da çocuğunu sevmeye çalışmayın. Çünkü ne köpekler tarafından ne sahipleri tarafından memnun kalınmayan bir davranıştır. Çok enteresan. Geldik 5. garipliğe. 5. gariplik Hollandalıların telefonda çok samimi konuşmaları. Şöyle bir anım var. Erkek arkadaşımla çıktık. Şehri tanımak için bir yürüyüş yaptık ve yol üstünde oyun satan bir dükkan gördük. Oyun oynamayı çok sevdiğimiz için içeri girdik ve yeni bir oyun aldık kendimize. Eve geldiğimizde oyunun bir zarı eksik çıktı. Ve biz de telefonla hani arayalım dedik dükkanın sahibinin numarasını bulduk. Erkek arkadaşım aradı. Telefonda o kadar samimi, yüksek sesle kahkahalar falan uçuşuyor ki ben böyle dedim ki tanıyor mu adamı acaba hani. Ama sonra düşündüm demin dükkandaydık yani tanısa orada selam verirdi, konuşurlardı falan. Bu ilk travmatik deneyimimdi. Ondan sonra gözlemledim. Herkes birbirine oy oy duy duy bay bay öpücükler işte kendine iyi baklar, günün güzel geçsinler, iyi dilekler havalarda uçuşuyor. Ve bu şekilde konuşuyorlar. Çok yüksek, çok neşeli, çok böyle cheerful bir tonla konuşuyorlar yani birbirleriyle. Bu da bana enteresan gelen
Bir diğer maddeydi. Bir diğer maddeye geçecek olursak, burası bir tarım ülkesi olmasına rağmen tavuk eti, koyun eti, dana eti bunlar çok pahalı. Ve açık süt yok. Açık süt nasıl olmaz? Tüm ürünler endüstriyel olarak üretiliyor ve satılıyor. Hangi şehirde yaşarsanız yaşayın, yani çok küçük veya çok büyük, belki hani köylerde falan bulabilirsiniz, onları geçiyorum ama mesela Dordrecht de küçük şehirlerden bir tanesi. Ben burada mesela bir açık süt bulmak isterdim ya. Şöyle bir kaynatalım, bal döküp, tarçın döküp içelim sıcak sıcak. İnek sütü burnumda tütüyor. Türkiye'de ben mesela acayip süt tüketirdim. Annemin kaynattığı sütlerden. Burada böyle her şey paketli. Uzun ömürlü süt, yani bildiğiniz. Bu kadar süt ürünleri olan bir tarım ülkesinden ben açıkçası bir açık inek sütü satılmasını beklerdim. Eskiden varmış bu, bizdeki gibi arabalarla süt satmak. Ama yaklaşık yani 30 yıldır falan böyle bir uygulama yokmuş duyduğuma göre. Bir diğeri de tavuğun bu kadar pahalı olması. Tavuk ve koyun eti. Bunlar çok pahalı. Çok pahalı dediğim hani böyle istiridye fiyatları gelmesin aklınıza ama buradaki genel market alışverişinde harcadığınız fiyatları bilince tavuk etinin ve koyun etinin bunda çok büyük bir payı olduğunu görüyorsunuz. Bu da bayağı şaşırtıcı. Yani burada şu kadarcık aldığım tavuk parasıyla Türkiye'de tavuk çiftliği kurarım. Bu kesin. Bir diğer madde. Bunu bisiklet videosunda söylemedim çünkü bana çok enteresan gelen şeylerden bir tanesi. O yüzden burada söyleyeceğim. Arkadaşlar, bisiklete evet biniliyor, herkes çok biniyor falan filan. Ama bisiklete bu kadar rahat binemezsiniz. Kadınlar, aşırı beğeniyorum kadınların burada bisiklete binmesini. Çünkü bir, her kıyafetle binebiliyorlar. Topukluyla biniyorlar, spor ayakkabıyla biniyorlar, gece kıyafetiyle biniyorlar, iş kıyafetiyle biniyorlar. Dünyanın en rahat koltuğunda oturuyormuş gibi bir halleri var şöyle. Hiç böyle karizmalarından, hani böyle bizdeki bisikleti bir düşünün. Yorulan, böyle terler akan falan görüntüler gelmesin gözünüze. Herkes böyle cool cool bisikletine biniyor. En garibi de şu, hani atkılımız vardır ya, böyle şöyle iki yandan sarkar, birini atarız buradan. Bu atılan atkı bisiklete binen insanda düşmüyor arkadaş, o omuzdan. Nasıl oluyor? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ben daha yürüdüğüm yolda o atkıyı omzumda tutamazken, böyle robotik yürürken o atkının ucu aşağı düşmesin diye. Siz böyle bisiklet kullanıp o rüzgarda saçlarınız uçuşurken, bir şey olurken o atkının ucu buradan nasıl düşmez aşağı? Yani cırt cırt mı koydunuz oraya mesela? Atkıyı cırt cırtladınız mı? Bizim mi haberimiz yok? Başka türlü orada durabileceğini sanmıyorum onun. Bu kadar cool bisiklete binemezsiniz. O bereniz yamulmadan, atkınız buradan düşmeden, gömleğinizin yakası şöyle azıcık kaymadan bisiklete binemezsiniz ya gerçekten. Bu çok kıskandığım bir konu. Umarım o evreye erişeceğim ben de. Bir diğer gariplik, komşuların hiç terasa çıkmaması. Komşuluk pek yok zaten, hadi onu geçtim. Ama herkes kendi terasına çıkabilir diye düşünüyorum. Bizim 1 metrekare bir balkonumuz var şu arkamda. Ben bile hani geldiğimden beri 15 gün falan kullanmışımdır. Yani işte güneş güzel batıyor, hava güzeldi şansıma. Böyle çıkıp akşam yemeğine ya da çalışırken orada çalışmak falan, hani güzel şeyler bunlar. Burada insanların kocaman terasları var. Barbeküler, masalar, çiçekler, hani çok güzel ortamlar yaratıyorlar. Ama daha hiç çıkıp orada keyif yaptıklarını, şöyle büyük arkadaş gruplarıyla yemekler yediklerini falan görmedim. Öyle bir teras benim olsa her gün of, oyunlar, yemekler, arkadaşlar, davetler, acayip tadını çıkarırım. Şu ana kadar gerçekten terasının hakkını verene denk gelmedim henüz. Bu da bence Hollanda'nın bir diğer garipliğidir. Yani var, sahipsin, döşemişsin ama kullanmıyorsun. Enteresan. Kaçıncıda kaldık hatırlamıyorum. O yüzden bir diğer madde diye bahsedeceğim artık. Hollanda'da bir diğer garip şey ise, yine tuvalet muhabbeti, hazır mısınız? Şimdi burada banyo ve tuvaletler ayrı. Banyo dediğimiz işte küvetin, duşun olduğu, lavabonun olduğu bir kısım var. Çamaşır makinesinin falan da durduğu. Bir de böyle küçük, yarım metrekarelik, hatta daha da ufak, sadece bir klozetin ve çok küçük bir lavabonun olduğu tuvalet bölümü var. Tuvalet bölümü o kadar küçük ki, hani kapıyı kapattığınızda klozetten şöyle kol mesafesi bile değil, yani bayağı yakın size kapı. Ve buradaki en yaygın alışkanlık tuvalet kapısının arkasına takvim ve bir kalem bırakmak. Oraya işte arkadaşlarının doğum günlerini işaretliyorlar, yani kendilerini onu hatırlatıyorlar. Akıllarına gelen bir şey varsa hani o tecrübe esnasında onun planını yapıyorlar, not alıyorlar falan.
Yani tuvalette de plan yapma be Hollandalı kardeşim. Dergi oku, Instagram'a bak falan, bunlar hani keyifli şeyler ama orada da oturup böyle bir şeyleri not alma, takvime plan yapma yani. Misafirliğe gittiğim bütün evlerde kapının arkasında takvim ve kalemi gördüm. Peki ben ne yaptım? Hangi tarihte oradaysam o tarihin karesinin üstüne Bade was here yazdım. Ve o tuvaletin arkasına o takvimi ve kalemi oraya bırakıyorsan böyle küçük sürprizlere hazır olacaksın. Gelelim sondan bir önceki garipliğimize. Hollandalıların kabul ettiği düşüncelerden bir tanesi şu: yatak odası ısıtılmaz. Neden? Yani çok enteresan. Mesela işte oturdukları salonu, hani bu alanı falan ısıtıyorlar. Yatak odasında da hani bir petek var. Evin derecesi neyse o da ona adapte olmaya çalışıyor. Ama buranın camları genelde çok büyük camlar ve o kadar ince camlar ki rüzgar giriyor içeri ve çok soğuk oluyor. Hollanda'da yatak odamızı sıcaklaştıralım, ısıtalım gibi bir anlayış yok. Aksine yatak odası biraz soğuk olur gibi bir anlayış var. Çünkü hani soğuk havada işte fresh uyumanın zihin için daha iyi olduğunu falan düşünüyorlar. Ama soğuk hava temiz hava demek değil ki, yani tozlu ve soğuk da olabilir. Burası normal, 21 derece falan ısıtıyoruz. İçeri bir gidiyoruz, iglo. İçerisi yani başka bir ülke, Antarktika falan gibi. Biz nasıl biliriz? Uyuyanın üstüne kar yağar. Evde uyuyan biri varsa üstüne bir battaniye atarsın. Cam açıksa camı kapatırsın. Uyuyan insan üşür çünkü, hani insan uyuyor. Yatak odasını burada şey kadar ısıtıyorlar. Hani böyle hoh yaptığında ağzından duman çıkmayacak kadar ısıtıyorlar. Ama mesela bir derece daha düşük olsa hani hoh yaptığında ağzından duman çıkar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten soğuk. Abartmıyorum. Yatak odalarını soğuk bırakıyorlar. Bilerek, isteyerek. Hatta ben bunu şeye bağladım, yani dedim ki geçmişte acaba doğalgazla ilgili bir kriz mi oldu burada, böyle bir travma bıraktı. Mesela ben Ankara'da büyüdüm. Bazen sularımız kesilirdi bizim. Yağmurun az yağdığı dönemlerde, yaz aylarında. Ve ben böyle şu an hala o travmadan dolayı suyu çok dikkatli kullanan, tüketmemeye çalışan biri haline geldim. Dedim ki acaba sizin de geçmişinizde hani borular mı patladı, gaz mı alamadınız, ne oldu, bir şey mi oldu yani? Gaz kullanma işiniz nedendir? Halbuki tam tersi. Gaz burada gayet uygun fiyatlı, bol miktarda olan bir şey. Doğal gaz her evde, tesisatlar gayet iyi, hiçbir sorun yok. Bile isteye ısıtmıyorlar yatak odalarını. Böyle tercih ediyorlar. Bu da Hollanda'nın en büyük garipliklerinden biri değil de nedir? Bu arada öyle kalın şeylerle yattıklarını düşünmeyin. Böyle kat kat keçe battaniyeler falan gibi şeylerle de yatmıyorlar. Bir short tişört, ince bir pijama takımı, hava böyle 30 dereceymişçesine yatıyorlar o soğuk havada. Nasıl alışacağım bilmiyorum yatak odasındaki bu soğuğa. Ve son garipliğimiz. Hollanda'da benim gözlemlediğim kadarıyla servis sektörü pek gelişmemiş durumda. Bu bence Hollandalıların çok aktif, kendi işini kendi yapan bireyler olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bizde mesela her şeyi başkasına yıkma, işte parasını vereyim yaptırayımlar vardır falan. Burada öyle bir şey asla yok. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da hani şey desen, ya çiğnemek beni biraz yoruyor, hani biri olsa parasını versem de çiğnese şunu benim için, sonra bana geri verse desek mesela, armutta arasanız çiğneyici falan diye muhtemelen biri çıkar. Yani biri makul bir ücrete ben çiğneyim sana vereyim der yani. Ücretli bir hizmet haline gelmiş birçok iş alanı burada yok. Bunlardan benim içlerinde şu ana kadar en çok aradığım şey halı yıkama. Halı yıkama sektörü burada yok. Ve hani nüfusun %80'inin falan eve ayakkabıyla girdiği bir kültürden bahsediyoruz. Dolayısıyla süpürmek yetmiyor yani. Dışarıdan giriyorsun sonuçta. Ama halı yıkama sektörü diye bir şey yok. İlgilenenler olursa Türkiye'deki halı yıkamacılara sesleniyorum. Gelin burada bir iş modeli kuralım. Müşteri hazır, potansiyel var, karlı bir iş. Biz bundan çok güzel bir hizmet yaratırız. Dediğim gibi bu arada Hollanda'daki insanların kendi işini kendi çözen, sorumluluk sahibi, iyi plan yapan, iyi organize olan insanlar olmalarından kaynaklanıyor bence. Mesela bazı işlerin başkaları tarafından yapılabileceği akıllarına gelmiyor diye düşünüyorum. Mesela halı yıkama. Biz bunu konuştuk çünkü buradaki birileriyle. O yüzden bu örneğin üzerinde duruyorum. Halı yıkanabilen bir şey mi falan gibi düşünüyorlar.
Evet, halı yıkanabilen bir şey ve burada yıkansaydı çok mutlu olurdum. Türkiye'de gönderiyoruz halılarımızı. Çiçek gibi geliyorlar 3 gün sonra böyle paketlenmiş, parıl parıl seriyoruz böyle. Burada süpür Allah süpür, süpür Allah süpür. Evet, bütün maddelerimizi bitirdik. Sanıyorum 13 madde söylemiş oldum. Şu ana kadar gözlemlediğim, daha önce hiçbir yerde yazmayan, söylenmeyen bütün gariplikler bunlar. Bunları bilmeniz, öğrenmeniz bence değerli. Özellikle Hollanda'ya gelmeyi, burada yaşamayı düşünüyorsanız, böyle bir planınız varsa bunları bilip gelin derim. 1.68'in altındaysanız hiç gelmeyin derim. Çünkü galiba geri kalanlarımız doğal seleksiyonda burada elenecek gibi duruyor. Bu yorumlarım çok öznel yorumlar. Kişiden kişiye değişebilir. Belki bana garip gelen sizin daha önce gördüğünüz, hatta kendinizin yaptığı, başka ülkelerde deneyimlediğiniz şeyler olabilir içlerinde. Eğer böyle bir şey varsa lütfen bana yazın. Ben kendimi düzelteyim. Benim atladığım, daha önce sizin dikkat ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara bırakın. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.